Oldukça yoğun ve hareketli bir haftayı geride bıraktık. Umarım daha sakin bir haftaya başlamışızdır derken açılış itibarıyla dolar 8.79 seviyesini test etti arkadaşlar. Bir miktar geri geldi. 8.77 de şu anda gidip geliyor. Ancak şunu söyleyebilirim. 8.72 en düşük seviye. 8.79 en yüksek seviyeyi baz aldığımızda dolar dar bir bantta hareket ediyor. Burada gidip gelirse arkadaşlar sıkıştı diyebiliriz. Ancak 8.80 yukarıya doğru kırılırsa artık 9 liraları konuşabiliriz konuşmaya başlayacağız önümüzdeki günlerde. Tabi normal şartlar içerisinde. Anormal şartlar devreye girerse ve dolar 10 lirayı kırarsa o zaman çok daha yüksek rakamları konuşmaya başlayabiliriz. Bir başka önemli gelişme tabii ki altının olsundaki ciddi değer kaybıydı. 1764 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bu haftaya biraz daha ılımlı ve olumlu başladı altın cephesi. 1780 dolar seviyesinin üzerine kendisini attı. Bununla birlikte gram altında bir miktar toparlandı. Altın acı Acaba tekrar geldiği yere dönecek mi soruları sorulmaya başlandı. Bütün bunların cevaplarını sizler için vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Videonun girişinden de anlaşılacağı gibi bugün bol bol rakamları konuşacağız. Doları konuşacağız, altını konuşacağız, sterlini konuşacağız. Elbette tüm para birimlerinin yanında değerli metalleri ve madenleri tabii ki petrolü de konuşacağız arkadaşlar. Neler oluyor ve neler olacak bundan sonraki günlerde? Öncelikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Merkez Bankası'nın açıklamaları, bizim Merkez Bankası'nın değil Amerika'daki Merkez Bankası Fed'in açıklamaları bir süre daha kullanılmaya devam edilecek. Enflasyon eğer ki yüksek gelmeye devam ederse faiz beklentisi devam edecek. Doğal olarak piyasalar yukarıyı zorlayacaklar. Ancak faiz beklentisi umulduğu gibi erken bir zamanda gerçekleşmesi de bu altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Bunu bir tarafa koyalım. Eğer ki faiz beklentisi hiç gerçekleşmezse o zaman altın fiyatlarındaki yükselişler kalıcı olacak. Faiz bizim beklediğimizden de önce yükseltilirse ya da varlık alımları sürpriz bir şekilde kızılırsa yani 2013 yılında Bernanke'nin yaptığı gibi o zaman da arkadaşlar biz altın fiyatlarında ciddi sert düşüşler, çakılmalar görebiliriz. Temkinli olacağız. Ha benim beklentim ne? Yakın zaman içerisinde ne Fed'in, ne Avrupa Merkez Bankası'nın, ne İngiltere Merkez Bankası'nın, ne Japonya Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltıyoruz şeklinde bir açıklama yapması ya da bunu uygulamaya sokması. Diğer taraftan faizleri arttırmalarını zaten hiç beklemiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda da paylaşmıştım sizinle. Karmaşık bir piyasa hali var çünkü. Ekonomiyle ilgili gelen verilere bakıyorsunuz. Kim veriler çok iyi, kim veriler de beklentinin çok daha kötüsü pozisyonunda. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar çok karmaşık verilerin geldiği bir ortamda işi bilen merkez bankaları asla faiz kararlarını değiştirmezler. Yukarıya yönlü ya da aşağı yönlü arkadaşlar fark etmez. Faiz kararlarını değiştirmezler. Bekle gör politikasını uygulamaya devam ederler. Zaman zaman da sözlü müdahalelerle olayı süreci idare ederler. Bernanke'nin açıklamalarından birisiydi bu. Uzun yıllar boyunca süreci sözlü idare ettik dedi. Çok da haksız değildi. Ha bizimkiler de onu yapmaya çalışıyor ama bugüne kadar verilen sözler tutulmadığı için bu sözlerin çok da etkisi olmuyor. Borsayı niye hiç konuşmuyorsun diyenler oluyor. Borsayla ilgili söyleyecek çok fazla söz yok arkadaşlar bu saatten sonra. Borsa tamamen gerçekçiliğini yitirdi. Sadece Türkiye'deki borsalar da değil bu arada. Dünyadaki borsalar da gerçekçiliğini yitirdi bana göre. Onun için böyle uzun uzun analiz yapmaya gerek yok. Dolar 8.77-24 seviyesinde şu an itibariyle. Biraz önce de söylemiştik 8.79-48'i gördü bugün. 8.72-25 dip seviyesini gördü. O da açılışta hafif geriledi önce. Sonrasında hızla yukarıya gitti. 8.79'u gördü. Oradan hafif geri geldi ve 8. 8.77'de dengelendi. Bu şunu çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. 8.80 artık öyle çok ulaşılmayacak bir nokta olmaktan çıktı. Daha doğrusu bir hedef olmaktan çıktı. Ha 8.77 ha 8.80. Onun için buralarda dengelenen burada soluklanan dolar bir sonraki aşamada kendisini 8.95 seviyesine atar. 8.90-95 seviyesine atar. 9 lirayı bir anda göstermek istememelerinden kaynaklanacaktır. 9 lira daha sonrasında göster. 9 kırıldıktan sonra da çok hızlı bir şekilde 940 seviyesine giden bir dolar kuru görürüz arkadaşlar. 940 görüldükten sonra 920'ye geri çekilir, bir miktar orada soluklanır, sonrasında tekrar kendisini yukarıya atar ve 960, 980 seviyelerinde bir süre gidip gelir. Bakın bunların hepsi normal koşullar dahilinde. Anormal koşullar devreye girerse zaten çok daha sert hareketler görürüz. Yani çift hanelere hızlı hareketler başlar. Şimdi arkadaşlar burada artık kritik noktaya da gelmiş bulunuyoruz. Yani 9 liranın üzerine çıkan dolar hele 9.40-9.80 seviyelerini test etmeye başlayan dolar bize 10 liraları işaret eder. Bu sene artık 10 lirayı çok net bir şekilde göreceğiz. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 10 lira kırıldıktan sonra çift tanelere geçiş olacak ya çift taneler normalleşir. Normalleştiği an itibarıyla da 11 lirada, 12 lirada, 15 lirada öyle önemli seviyeler olmayacaktır. Onu söyleyeyim sizlere. Yani

Öyle agresif bir şekilde artık 15 liraları falan konuşmayacağız. 10 liranın üzerine çıktığımız zaman alışmaya başlayacağız o seviyelere. O dönemde hareketler daha da sertleşebilir. Bunu da uyarısını şimdiden yapayım. 10 lira seviyesi kritik. Orası kırıldıktan sonra yukarıdaki hareketleri bundan sonraki süreçte daha sert olacaktır. 1 liralık, 1,5 liralık, 2 liralık hareketler görebiliriz dolarda. Ama o zamana kadar 9 lira kritik seviye. 9 lirayı da muhtemelen biz bir 2 hafta içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Sonrasında da 9 yılın üzerinde bir miktar kaldıktan sonra da artık çift tane rakamları da maksimum 1-2 ay içerisinde göreceğiz. Normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girdiğinde çok daha sert hareketler görebiliriz. Euro 10.45'ten işlem görüyor. Sterlin 12 liranın üzerine çıkmış durumda. Orada da dolardaki hareketin benzeri bir hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü artık 1.18, 1.20 1.21, 1.22 seviyeleri sıkışmış bir parite var. Euro dolar paritesi bu seviyelerde kaldığı sürece de doların hareketine benzer hareketleri Euro cephesinde görürüz arkadaşlar. 11 liranın üzerine önce kendisini atacak bana göre. 11 lira üstünde kalacak. Sonrasında da 12 liraları zorlamaya başlayacak. Aynı dönemde bir sterlinin de 13-14 liralara gittiğini göreceğiz. Şimdi Euro dolar paritesini çok soran oluyor. Ne oluyor bu Euro dolar paritesinde diye. Gayet basit arkadaşlar. Tam anlamıyla sıkışık bir banda girmiş durumda. Euro, dolar, paritesi. Ne 1.18 aşağıya doğru kırabiliyor ne 1.22'yi yukarıya doğru kırabiliyor. 1.22'nin üzerine çıkıyor ama orada duruyor. Şimdi 1.22-1.18 aralığında gidip gelen bir euro dolar paritesi görüyoruz. Mümkün olduğunca burada dengelemeye çalışacaklar. Ellerinden geldiğince çok fazla dalgalanma istemiyorlar artık euro dolar cephesinde. Amerika Avrupa ilişkileri açısından daha dengeli bir euro dolar paritesi her iki tarafında işine geliyor. Biliyorsunuz Biden gelir gelmez de şunu söyledi. En önemli müttefikimiz Avrupa'dır kardeşim dedi. Onun için euronun da ne çok değer kaybetmesini ne de çok değer kazanmasını istemiyor Biden. Biden dışında Avrupa'da istemiyor. Denge politikasını şimdilik devam ettirecekler. Amerika ile Avrupa birlikte hareket ediyor olacak bundan sonraki süreçte. Bence artık euro dolar paritesinde görünen o ki çok sert hareketler beklememek lazım. Şerhimi koyuyorum. Teknik olarak 1.18 aşağıya sert bir şekilde kırılırsa 1.15 ardından 1.08. 1.22 1.23 aralığı yukarıya doğru hızlı bir şekilde kırılıp 125'in üzerine kendisini atarsa 130 35 aralığı buralara giden parite hareketleri görürüz ama şu anda bunun için bir sebep ortada Yok. Tek bir sebep olabilir. Bakın tek bir sebep olabilir. Avrupa Merkez Bankası'nın ya da Amerika Merkez Bankası FED'in aniden bir varlık alımı açıklaması yapması ya da aniden bir faiz arttırımı açıklaması yapması. Böyle bir şeyin olması da bu koşullarda pek mümkün görünmüyor arkadaşlar. Bakın herkes enflasyon çok yükseldi faizleri arttırmak zorunda kalacaklar diye arka arkaya yorumlar yapıyor. Böyle bir şey olmayacak. Olmayacak. Evet petrol fiyatları enflasyonu olumsuz etkiliyor ama ham madde fiyatlarına bakıyorsunuz ya da demir çelik gibi metallere baz metallere bakıyorsunuz orada fiyatlar düşüyor ya da gıda fiyatlarına bakıyorsunuz orada fiyatlar düşmeye ufak ufak düşmeye başladı ya da istihdamla ilgili verilere bakıyorsunuz 3 4 haftadır Amerika'daki işsizlik maaşı başvuruları düşüyordu son haftaya baktık tekrar yükseliş eğilimine girdi. Korona ile ilgili gelişmelere bakıyorsunuz. İnşallah olmaz ama İngiltere'de tekrar hastalık yayılmaya başladı farklı bir mutantla. Hepimiz açılacağız, rahatlayacağız diye umut ediyoruz. Aşılandık nasıl olsa istediğimiz gibi sokaklara döküleceğiz diyoruz ama bir beta mutandından bahsediliyor İngiltere'de ve hiçbir aşının bu mutanda yaramadığı söyleniyor. Şimdi böyle haberler olur ise ve piyasalar, ekonomiler tekrar kapanırsa o zaman her şey tekrar tepe taklak olabilir. Onun için dikkatli konuşmak lazım. Diyelim ki normal sürece girdik arkadaşlar. Yani hastalık bitti, hepimiz sokağa döküldük. O zaman da tabii ki harcama etkisinin azaldığını göreceğiz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Ne demek istiyorum? İnsanlar evlerinde sıkışmıştı. 2 yıldır. 2 yıl insanları eve tıkarsanız bu çok uzun bir dönem gibi görünür. 2 yıldır evinde sıkışmış olan insanlar Avrupa'da Amerika'da sokaklara döküldü. Hastalık nasıl olsa bitti artık parayı cepte tutmaya gerek yok. Ölümlü dünya hadi harcayalım diye yüklendiler. E yüklenince enflasyonlarda sıçrama oldu talep kaynaklı. E bir yandan da maliyet kaynaklı enflasyonun yükselişi eğilim vardı. Biliyorsunuz gıda fiyatları yükseliyordu, metaller yükseliyordu falan. Bütün bunlar da toplamda enflasyonların sıçrama yapmasını beraberinde getirdi. 13 yılın en yükseği olan %5 seviyesine kadar geldi. Ya da Avrupa'da %2'nin üzerine attı kendisini. Şimdi bunlar bir sıçrama hareketi ise eğer yani enflasyondaki bu yükselişler Türkiye için katmıyorum. Türkiye bambaşka başka hikayesi var. Türkiye'de enflasyon yükselmeye devam edecek. Çünkü Türkiye üretmiyor. Hem kur maliyeti var, hem yurt dışı maliyeti var, hem yurt içi maliyeti var, hem de ithal maliyeti var. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye'de enflasyonun düşmesini beklemeyin. Zaten talep kaynaklı bir enflasyon olmadığında biliyoruz arkadaşlar. Velhasıl tekrar Avrupa'ya Amerika'ya dönelim. Oradaki bu enflasyondaki sıçrama süreci bittiğinde yani insanların alışveriş yapma eğilimi normalleştiğinde enflasyonda tekrar geri çekilmeler görmeye başlayacağız. O zaman da hem Fed Başkanı hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı çıkıp şunu diyecek. Bak gördünüz mü? Enflasyon evet hızlı yükseldi ama aynı oranda hızlı düştü ve bu seviyelerde dengelenecek. Demek ki biz faiz arttırmamakla doğru bir iş yapmışız. Bundan sonraki süreçte de faiz arttırmayı düşünmüyoruz. Ancak ekonomi yeterince hareketli olmadığı için piyasalar yeterince istihdam yarattı katmadığı için biz varlık alımlarını devam ettirmek zorunda izleyecekler, varlık alımlarını azaltmayı da düşünmediklerini açıklayacaklar ve bütün bunlar toplamda şunu beraberinde getirecek arkadaşlar: e, faiz arttırılmayacak, varlık alımları azaltılmayacak. Ne yapmamız gerekiyor? Altın alacağız kardeşim diyecekler ve altına yüklenecekler. Altın fiyatları işte o günlerde rekor üzerine rekor kıracak arkadaşlar. Tek bir rekor değil, rekor üzerine rekor kıracak. Yani 2300, 2400, 2500 seviyelerini göreceğiz. En iyi ihtimal, bakın en iyi ihtimali söylüyorum. Yurt dışında biz altın ons fiyatının bu sene 2000 doların üzerine çıktığını çok net bir şekilde göreceğiz. Diğer taraftan Türkiye'de de dolarda bahsettiğim kırılma seviyelerinin görülmesiyle birlikte gram altının 600 liraların üzerine kendisini attığını göreceğiz. Erken konuşuyor birileri. Bakın çok erken yorumlar yapılıyor. Altın fiyatları çakılacak, 1100 olacak, 1000 olacak, 900 olacak. İşte geçmişte yaşanan kriz yaşanacak. Altınla ilgili yok öyle bir şey arkadaşlar. Altın bırakın düşmeyi, çok daha sert yükselişlerle karşımıza çıkacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolarsa zaten durdurulamaz bir şekilde yükselecek. Umarım kademe kademe 920, 960, 80 sonrasında da 10 11 12 diye devam eder. Kırılmalar olursa eyvah eyvah diyorum arkadaşlar size. Evet bu kırılmaların belli avantajları olur ama bu zihniyetle biliyorsunuz sadece kaynaklar ve rezervler tüketiliyor. Bu fırsatlar değerlendirilmiyor. Hem yüksek enflasyon, hem yüksek faiz, hem yüksek kur ortamıyla yeni yeni krizler bizi bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. An itibarıyla altın olsun 1783 dolar seviyesinde %1.09'luk bir yükseliş görüyorum altının onsunda bu yükseliş devam eder mi? Eder arkadaşlar. Kendisini 1800 doların üzerine atacak ve 1900 dolar seviyelerini zorlamaya başlayacak. Brent petrol kritik 74 dolar seviyesinde orada da %1'lik bir yükseliş görüyoruz. Arkadaşlar Brent petrol ve ham petrol yükseliş eğilimlerini devam ettirecek bir sürede. Ama ben çok yakın bir vadede Brent petrolün ya da ham petrolün 100 doların üzerine gidip 3 haneli rakamlara yerleşeceği kanal kanaatinde değilim. 80 dolarlar görülecektir. Oradan tekrar geriye çekilecektir. Sonrasında 65-80 dolar bandında gidip gelen bir petrol fiyatı göreceğiz. Petrol de dar bir banda sıkışacak gibi geliyor bana. Ekstra bir enflasyon yaratmaması için bu seviyelerde tutacaklar bana göre petrol fiyatlarını bir. ikincisi de üretim öyle söylendiği kadar aşırı olmayacak, olamayacak. Üretimde de bir denge oluşacak. Dolayısıyla petrol fiyatları da buralarda kalacak. Onda enflasyon etkisi azalacak. Ham maddenin enflasyonu etkisi azalacak. Gıda fiyatlarının enflasyonu etkisi azalacak. Ve merkez bankalarından faiz beklentisi de azalacak. Ama altının yükseliş eğilimi artacak. Doların yükseliş eğilimi, Türk lirasının değer kaybı eğilimi artacak. Evet bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem Twitter hem de Twitch'ten de takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlarım.